Kelimeler ve şeylere hoş geldiniz. Ben Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul ve Erkan Şimşek ile birlikte her hafta yaptığımız gibi zamanın içinde edebiyata dair bir yolculuğa çıkacağız. Fakat bu hafta biraz daha farklı. Bu sefer zamana, mekana da ekliyoruz. Hem zamanda hem mekanda bir yolculuğa çıkacağız. Şöyle yapalım. Zamanı da mekanı da belirleyerek 1953 yılında yaşasaydınız eğer 1953 yılının bir sonbahar günü. Baylan Pastanesi'nde oturup kahve içiyorsanız eğer kapıdan o sırada girmekte olan Atile İlhan ve Orhan Kemal'i görecektiniz. Ee, muhtemelen Orhan Kemal'in koltuğunun altında bir senaryo. Atilla İlhan'ın da not defteri ve e, kalemi olacaktı. Aralarında da hadi şurada kent soylular gibi ya da Atilla İlhan'ın deyimiyle burjuvalar gibi bir kahve içelim sohbet edelim dediklerini duyacaktınız. Sonradan e, Baylan Pastanesi bir edebiyatçı mahfiline dönüşüp 1953'ten belki 1960'a kadar o mekana gelen insanlar için bugünden bakınca ulaşılması zor enstantanelere sahne olacaktı. Konuyu buradan açtım. Neden? Çünkü bugün Kelimeler ve Şeyler özel bir program yapacak. Edebiyat mahfillerini ve mekanlarını konuşacağız. Söz verdiğimiz değil mi? Evet, söz verdiğimiz <laughs> sözlerimizi tutuyoruz. Bu sözümüzü de tutacağız. Ben o mekanlardan en meşhurlarından biriyle ...konuyu, sohbeti başlattım. Ama bugün birçok mekanı konuşacağız. Birçok edebiyat mekanı, mahfilini konuşacağız. Fakat bundan önce nedir? Derdimiz nedir? Mahfil derken neyi kastediyoruz? Edebiyatçılar kahvelerde buluşup... ...ne yapıyorlardı? Bunun anlamı neydi? Mekanla edebiyatın... ...ve zamanın ilişkisi nasıl? Önce buraları bir açalım. Sonra bakalım konu bizi nereye götürecek? Dünyada da, Türkiye'de de... ...edebiyatçılar belli başlı mekanları... ...kendilerine mesken tutuyorlar ve orayı bir mahfile dönüştürüyorlar. Şimdi nedir bunlar? E, dilim döndüğünce izah etmeye çalışacağım. Bu bir edebiyat geleneği aslında. Hani ona bir, ona önden baştan bir söyleyeyim. E, Sabit Fikir'in Şubat sayısında Mustafa Akar e, bu edebiyat mahfilleri, edebiyat ve kahve dosya konusuna dair sunuşta zaten kısaca ve öz bir şekilde izah etmişti meseleyi. İşte bazı mekanlar vardır. Bu mekanlarda zamanla edebiyat çevreleri yani muhitler oluşur ve bu muhitler bu mekanları mahfil haline getirirler diyor çok kısaca. Bu ay zaten e, dergilerinde bir ortak konusu gibi evet, oldu değil mi? Enteresan okur dergisi, okur nihayet, dergisi, nihayet dergisi ve sabit, fikir. sabit bu fikir bu mevzuyu işlediler. Üç tane güzel e, doyurucu şey sayı çıkmış olduğu aynı dönemde. Bu da tabii bizi de biraz provoke etti diyebiliriz. <laughs> evet. E, Kahvehaneler dediğimiz gibi birer mekan. Hatta kamusal alan olarak da değerlendiriliyorlar. Bu konuda yazılmış gelişte bir literatür var. İleride değineceğim. Edebiyat çevreleri, edebiyatçılar tabii eski zamanda iletişim bu kadar kuvvetli değilken, iletişim araçları yokken mektup vardı. Edebiyatçılar mektuplaşıyorlardı. Bir de yüz yüze iletişim kuruyorlardı. WhatsApp grupları yoktu. Telefonları yoktu. Mail grupları yoktu. Birbirlerine DM göndermiyorlardı. Evet birbirlerine <laughs> e, iletişim kurabilecekleri bir e, alanları yoktu ve yüz yüze iletişimin de sağlandığı yerler bu kahvehaneler, kıraathaneler, bugünün tabiriyle kafelerdi. Bu mekanlarda birbirine e, fikren, ruhen, zihnen e, ya da üslup itibariyle ya da me belki memleket bağıyla bağlı olan edebiyatçılar, birbirlerini yakın gören edebiyatçılar da bir, bir kahveyi, bir kahvehaneyi mekan bellediklerinde işte orada bir çevre oluşturuyorlardı. Zamanla da bir tarih ortaya çıkıyor. Evet zamanla bir tarih, bir literatür ortaya çıkıyor. Ve bu e, çevrenin o mekanla kurduğu ilişkiden dolayı da bir yapıt birliği, bir dil birliği oluşuyorsa da işte biz ona mahfil diyoruz. Ve bizim e, tarihimizde, edebiyat tarihimizde böyle çok mekanlar var. Birini sen söyledin. Herkesin aklına gelen hemen küllük... Kahvesi. Evet, belki ilk akla gelen. İlk gelen. Ee, ben şeye geri döneyim. Mahfiller e, Osmanlı döneminde şöyle bir ayrım var çünkü mahfiller Osmanlı döneminde daha çok konaklarda, işte e, zengin veya işte. E, Ama daha çok 19. yüzyıldan bahsediyoruz. Tabii tabii 19. yüzyıl Osmanlı'nın son dönemlerinde diyeyim, e, zengin bir yazar, hı hı. E, şair ya da bir haminin evinde. ...şairleri, edebiyatçıları, sanatçıları... E, ...himaye eden... ...bir haminin e, evinde... ...mesela Abdurrahman Sami Paşa'nın konağı... Hı hı. E, ...en meşhurlarından... ...ondan sonra İbn-i e, ...doğru hatırlıyorumdur inşallah... ...İbn-i in, e, bir konağı... ...çok sık buluşulan bir yer olarak... E, ...anılıyor sürekli... ...sonra... ...Cumhuriyet döneminde... ...dediğim gibi önce konaklar ve... E, ...şey konaklarda bir hami veya bir yazarın konağında. Sonra cumhuriyet döneminin ilk yıl, cumhuriyet döneminde bunlar daha kamuya açık yerler olmaya başlıyor. Toplanma yerleri, ee, işte kahveler, pastaneler, e, krattaneler, e, meyhaneler. Aslında dünyada da böyle. Yani şimdi baktığın zaman 19. yüzyıla Fransa'da da salonlar var. İşte baronların, prenslerin, e, aristokrasinin evleri, büyük sarayları ve bunların salonlarında edebiyatçıları görüyoruz, ünlü simaları görüyoruz. Orada da e, kamuya geçiş bizde bizde çok benzer zamanlarda oluyor. Ya da işte Avusturya'da işte Habsburgların eee sayfiye evlerinde, saraylarında olan işte edebiyat tartışmaları, e, buluşmaları sonradan meşhur Viyana kahvelerine dönüşüyor. Aslında çok paralel. Evet ama ee, benim ilgimi çeken şu, paraleldir. Belki de paraleldir. O olarak benim ilgimi çeken şu, ne oluyor da konaklardan kamuya açık, yani neden, <laughs> neden konaklardan böyle kamuya açık böyle? mekanlara geliyor? <laughs> Hatta sadece kamuya açık mekanlar değil, bu arada bu konuda yapılmış en iyi araştırmalardan birisi, Mekandan Taşan Edebiyat, Turgay Anar'ın evet. e, doktorası. Aynı zamanda e, kapı yayınlarından çıkmıştı. Şu an baskısı yok. Yakında ee, yeni baskısının yapılacağını e, duyduk biliyorum ben evet. ee, bir onun şeylerini hemen bir sayayım içindekilerden o mekanlar nerelermiş tek tek değil e, başlıkları sayayım mesela paşa beylerin köş konak ve yalıları kahve kıraathane çay bahçeleri pastaneler bar meyhane lokanta ve restoranlar oteller Matbaa ve edebiyat dergileri çevresindeki birliktelikler ve dolayısıyla dergilerin idare yerleri, belki konuşuruz bunları da. Kitap evleri, <laughs> e, sanat galerileri, sanat galerisi, e, şeyler ana başlıklar bunlar. Aslında bu sıralama enteresan bir şekilde tarihsel de bir sıralama neredeyse. Hı hı. Peki niye, neden? Ben bu soru gireyim. bence önemli. Şöyle, e, Yürgen Haber gidelim. Yürgen Habermas bu kamusal alan meselesine eğilmiş bir, yaşayan bir felsefeci. Yürgen Habermas şöyle der. Mesela 17. Hı hı. yüzyılda Fransa'da kamusal alan deyince akla Versailles Sarayı gelir diyor. Ama 18. yüzyılda kamusal alan denince akla kitap evleri, kafeler, dergiler, okuma kulüpleri gelir diyor. Çünkü Fransız ihtilaliyle birlikte Fransız ihtilalini hazırlayan tarihsel laboratuvarda Egemenlik de demokratikleşiyor yavaş yavaş. Yani o iktidarın şekli değişiyor, egemenliğin kaynağı değişiyor, Tamusal yavaş yavaş kamusal alanın da değişiyor. tanımı değişiyor. Yani arkada bir tarihsel arka plan var. Hmm. Yani şunu demek istiyor Habermas, işte saraydan e, topluma geçerken bazı değerler kamusal alanlar da değişiyor. Fransa'da da aynı şekilde yazarlar saraylarda toplanıyorlar. Entelektüeller saraylarda evet, saydım, senin konuştuğumuz salonlarda, konuştum, salonlarda. Hı hı. ve daha sonra işte bu okuma kulüpleri ve dergiler aynı haber da bu şekilde geçiyor dergi yazaneleri ve <laughs> e, kafeler kafelerin çünkü e, ben buraya nereden geldim Fransız ihtilali kafelerde örgütlendi diye bir klişe vardır yani böyle Batı yazınında literatüründe siyasal literatürde çünkü e, <laughs> biz bizden bir, bir yüzyıl önce Fransa'da yaşanan olaylar entelektüelleri oralarda bir araya getirmiş. Orada birbirleriyle yüzleşmişler ve o e, fikir transferleri, akıl transferleri o kafelerde e, gerçekleşiyor. Evet ve aslında sözünü kestim Erkan ama dönelim buraya mutlaka Fransız ihtilali ve kafeler meselesine. Ama bence şunu yaptıktan sonra devam etmemiz lazım. Edebiyat mahfillerinde ne oluyor? Hı. Yani mekanları tek tek mahfilleri konuşacağız, evet. Bilmiyorum aralarda mı konuşalım yoksa bir yok, başlık yok. olarak <laughs> yani ben ne Şimdi şey mahfil ee... bir edebiyat bir genç edebiyatçının bu mahfiller ne işine yarar? Veya işte her yetişkin bir edebiyatçının bir usta yazarın mahfillerdeki konumu nedir? Ne işe yarar? Sanki biraz veya edebiyatı nasıl göründüğünü haber mas şey diyor mesela. Dur buraya not almıştım bir hasbihal olarak edebiyat eleştirisi Hı -hı. diye haber ait bir kavram var mesela ee, nedir mahfilin edebiyat dünyasındaki yeri nedir sanki bunu konuştuktan sonra hepsi daha anlamlı olacak gibi ya şöyle e, aslında yazma <laughs> dediğimiz Hı -hı. şey ne kadar bireysel yalnızlık sessizlik gerektirse de yani yazma tercihlerine göre değişir. İşin sessizlik kısmı, ritüeli, rutini. Değiş, ama şu şeydir. değişmez. E, yazma eyleminin bireyselliği değişmez. Fakat eylem bittikten sonra, yayın aşamasına geçtikten sonra bireysellik biter ve kamusal alan başlar. E, hem o kamusal alanı yazdıklarını senin gibi yazı yazan insanlarla paylaşmak, hem o etkileşime girmek, hem de artık yazma eyleminde değilsin. E, yazma eylemini oluşturan o bulut... O bilgi bulutu, düşünce bulutu, o etkileşim. Bütün bunlar için artık o bireysellikten sıyrılman gerekiyor. Cemiyete girmen gerekiyor. Tam bu noktada kahveler, mahfiller ekstra bir önem kazanıyor. Yani bu işin bu kamusal alanının olması gerekiyor. Burası yani çok, bazen görürüz. Mesela Salah Bey her zamanki bizim programımızın <laughs> dördüncüsü Salah Pilser. <laughs> e, Markis Marquis anlatırken Giriş ben de Salah, Salah Bey derdim. anlatıyor gerçi ama ben Salah Bey'inkini tercih ettim. Evet. Şöyle e, mesela Marquis Pastanesi'ni anlatırken diyor ki Marquis bireysel bir pastaneydi diyor. Yani oraya yazı yazmaya ve okumaya gelirdi edebiyatçılar. Ama mesela Baylan dediğin zaman bireysel bir pastane değil bir araya gelen edebiyatçıların konuştukları bir yeri anlıyoruz. Ya da küllük dediğimiz zaman onunla da yetinmiyorlar. Dergi çıkartan bir aşamaya geçiyorlar. Yani bu işin aslında mahfil de ayırabiliyoruz. Bireysel ya da işte toplu bir eylemi etkileşimi içeren mahfiler olarak da birbirinden ayırabiliyoruz. Demiröz yine Bayram Pastanesi'ndeki edebiyat ortamı için gençlerin arkadaşlık ahlakını öğrendikleri yerde hmm. diyor. Ya sadece edebiyat elbette en çok edebiyat görgüsü ama birlikte olup ee, hem arkadaşlık ahlakını hem de yaşamın karşısında dünyanın karşısında nasıl duracaklarına dair bir ortak fikir ortak refleks geliştirdikleri yer Peki nedir edebiyat, edebiyat, görgüsü. edebiyat görgüsü? Edebiyat görgüsü deyince ne anlıyorsunuz? Merak ediyorum. Bir cevabın olduğu için mi sordun? <laughs> yani sizin düşüncelerinize göre. Bence edebiyat görgüsü yani <laughs> A'dan Z'ye e, bugün için söylüyorum e, yani daha doğrusu örneklerimi bugünkü düzene göre söyleyeceğim bir edebiyat dergisine nasıl eser göndereceğinden evet. e, veya öykünün şiirinin yani eserinin karşısında nasıl duracaksın, başkalarının eseri karşısında nasıl duracaksın, e, reddedildiğinde veya kabul edildiğinde ne yapman gerekli? Ya yani bir şair olarak, bir yazar olarak e, edebiyat kamusu içinde ve ayrı bir şeyse eğer. Dünya içinde hani normal sivil sivil hayatında. yazarlar sivilde ne yapar? Nasıl duracağını bütün bu e, kuralların hepsi benim zihnimde edebiyat görgüsü. Bir büyük eser karşısında nasıl duracaksın? Mesela Suç ve Ceza karşısında nasıl duracaksın? Füsûs'ül Hikem karşısında nasıl duracaksın? Bu duruş yani bir karşı duruş anlamında değil. Ne yapacaksın? nasıl okuyacak nasıl okuyacaksın bile edebiyat görgüsünün konusun hmm. konularından biri bence ve nasıl yorumlayacaksın işte bunların hepsini hem birbirine yaşıt şairler yazarların birbirinden gördükleri hem de e, muhit mahfiller anlatılırken hep şey söylenir bir merkez figür vardır konaktayken de pastanedeyken onun, de onun onun etrafında şekillenir. Evet, denir, etrafında yani. toplanılan bir figür, bir kişi vardır. Ee, bilgisine güvenilen, e, yeteneğine güvenilen bir şair, yazardan bahsediyoruz. Ona bakarak hani sadece ondan doğrudan doğruya şey alarak değil, ders almak da değil mesele. Ona bakarak o neye gülüyor? <gülüyor> neyle alay ediyor? E, savaş hakkında ne düşünüyor? Ne okuyor? Ne okuyor? Okuduklarını nasıl anlatıyor? Bence en çok da zaten bu arka sıralardaki gizliden izleyen öğrencilerin, e, gizliden izleyen müdavimlerin e, faydalandığı bir şey. Nebiyat <laughs> mahfilleri e, ve muhitler dolayısıyla. Bugün özlenen eksikliği hissedilen de tam bu evet. bence. Şimdi ben Erkan'ın sözünü kestim ya ama bir sorumluluk istedim. Bence iade et. Evet. <laughs> <laughs> hani biraz bunu konuşmadan anlayam, anlaşılmayacak Tabii. diye tedirgin oldum. Fransız ihtilali ve kafeler hı hı. de ne oluyordu işte? Hı. Orada e, bir bir anekdot anlatayım. Öncelikle Fransa'da kahveler, Avrupa'da işte ilk kahve bu arada 16. yüzyılın başlarında Mekke'de açılıyor açılmış. Yani birkaç farklı kaynakta bu bilgiyle karşılaştım. Bu 100 yıl sonra e, İstanbul'a geliyor. Yani 16. yüzyılın başları diyelim. Yani ortaları Kanun Sultan Süleyman zamanında İstanbul'da ilk kahvehane açılıyor ve buradan da Avrupa'ya sıçrıyor. Avrupa'da da işte Viyana'da, Paris'te, Londra'da vesaire belli başlı başkentlerde kahvehaneler açılıyor ve insanlar burada sosyalleşmeye başlıyorlar. İnsanlardan kastım daha çok da tabii şey hani bu işte yazar çizer, okur yazar insanlar diyelim. Hatta ve bir süre sonra kralların da tepkisini çekiyor. Yani burada neler oluyor, burada ne, ne yapıyor bu insanlar diye ee, hem kralların tepkisini çekiyor hem de Fransa'da mesela bir şöyle bir detay gördüm. Fransa'da bir şarap üreticisi kahvehanelere savaş açıyor. Kahve tüketimi azal, arttıkça kendi işi bozuldu diye krallar da casuslar göndermeye başlıyorlar burada ne konuşuluyor diye yani hem e, zenginleri yani patronları diyelim hem de e, devlet adamlarını rahatsız ediyor kahvehanelerin varlığı burada şunu anlıyoruz burada bir şey konuşuluyor burada evet. bir bilgi örgütleniyor yani yüksek bir felsefi akademik bir birikimden bahsetmiyoruz daha aşağıda daha halkın içinde daha çabuk kana karışan daha sıcak bir hareketli bir bilgi var burada. Ve bu bilgi işte bizi, bir küçük parantez açayım, ee, İstanbul, Ankara'daki İstanbul Pastanesi'nde de Cumhuriyet dönemi, gerçi bütün mahfiller dediğin gibi e, dönemin iktidarının gözünü dikip ne oluyor burada diye baktığı yer, ee, İstanbul Pastanesi de sürekli sivil polislerin girdiği bir yermiş. Ama artık herkes birbirini o kadar tanıyor ki müdavimler, biliyorlar üç aşağı beş yukarı ve bir iki gelişten sonra anlıyorlar... Onu tanıdığını da belirtmek için masalarına mukavvadan balık koyarlarmış. Geldi sivil polis. Mukavvadan balık. Mukavvadan ya bu bu bir edebiyat raconu gibi bir şey mi? Yani? Galiba evet yani ilk nasıl çıktı, ne oldu bilmiyorum ama bu onu da söyleyeyim. Doğru doğru. Necati Tonga'nın hani İtalyan mafyasının düşmanlarına ölü balık göndermesi gibi. Evet yani alıntı öyle. Ben de bir liye balık. ...diye yazmıyordu o kadarı... Ee, ...bu Necati Tonga'nın... ...bir edebi muhit olarak Ankara'da bahsetmiştik de... ...başka bir programda... Ee, ...orada e, bahsediyor yani... ...hep e, devletin gözünün... ...ne oluyor orada... E, ...iktidarın gözünü diktiği yer... ...ne konuşuluyor orada çünkü bilginin örgütlendiği yer... ...senin deyiminle... Şimdi e, şehirde Tanpınar İkbal Kıraathanesi'ni... ...anlatırken İkbal Kahvesi'ni... ...birazdan oraya geleceğiz... Hı hı. Tanpınar çok güzel anlatıyor. Hatta o alıntıyı okurum da. Orada da şey diyor. Ferit Paşa diyor. Muhtemelen damat Ferit'i kastediyor. Ferit Paşa'nın casusları biz hep beraber iyi içiyorduk diyor. Yani casuslar da <laughs> e, camianın bir parçası sayılır artık. Hani ötekileştirir <laughs> Tanpınar onları. Normal hani müdavimleri sayarken sayıyor casusu da. Hakikaten yani Osmanlı'nın da hani Ferit Paşa'nın da elinin gözünün kulağının orada olduğunu Tanpınar'dan öğreniyoruz. E, bu edebiyatçılar edebiyatçılar içinde bir tür şey, şu olabiliyor. Yani bir nasıl şimdi kanon dediğimiz konu edebiyat kanonu yapıtlar üzerinden kurulan bir ilişkiler ağı. Mahfil de mekanlar üzerinden kurulan bir ilişkiler Hı. ağı. Yani bir bir kanon ne anlama geliyorsa yapıt bağlamında, metin bağlamında mahfiller de o bağlama geliyor. Yani falanca mahfilin yazarı çok iyi bir yazar olmasına rağmen diğer mahfilin yazarları veya eleştirmenleri tarafından hor görülebilir. Yani bunun da örneklerini gördük. Bir yandan bir tür e, cemiyet bilinci de mensubiyet şuurunu da beraberinde getiriyor benim anladığım kadarıyla bu mahfil konusu. Yani salt edebiyatla da e, nasıl diyeyim, çerçeveli değil edebiyatın içinde ama içinde edebiyat dışı unsurların da girdiği bir hmm. Peki, konu bu. mahfil arasında e ee, ben de böyle ortaya bir soru <laughs> bırakayım. Nasıl bir ilişki var? Doğrudan bağlantılı mı, paralel bir ilişki mi? Yok yani. yok. aslında. Ikisini kendi dediğim, içinde hatta anlamlarından bahsedelim. Bunu şöyle de açabiliriz bugünü de anlamak için. Mesela bugün bunlardan bahsetmek çok zor değil mi? Hani e, yaşadığımız çağda, zamanda e, okuduğumuz, matbuattan okuduğumuz dergilerin özel sayı yaptıkları türden bir mahfil gözünüze çarpıyor mu ya da bir mekan? Bunun cevabı herhalde şey olmaz. Evet, çok, yani çok seyreldi kesin. Evet. Belki bilmediğimiz bir iki şey vardır falan ama Bu, çok bir gö öne çıkan bir yer bir yok. Yer aslında bunca Bunun özel sayı da yani. biraz aslında şey... Özlemle alakalı. Bir veda, nostalji, evet, tabii. Bir e, bir veda mektubu Bir gibi. nostaljiden bahsediyoruz Hı -hı. şu anda. E, fakat şöyle bir şey var. Hani buradan ona da bağlayabiliriz. E, Mahfillerde öne çıkan yapıtlar değil, karakterler. Hı -hı. E, okuduğumuz zaman, işte Salah Bey okuduğumuz zaman... Küllük hakkındaki ya da Marmara Kraliçesi hakkında yazılanları okuduğumuz zaman, araştırmaları, Turgay Hoca'nın metinlerini hı hı. okuduğumuz zaman konu yapıtlar olmuyor genellikle. Konu personalar, kişilikler. Evet. İşte asaf aletin nasıl bir insan olduğunu anlıyorsun. Yahya Kemal'in bir topluluk içerisinde nasıl davrandığını, gençlerle nasıl ilgilendiğini, yaşıtlarıyla münasebetini anlıyorsunuz. <laughs> ee, işte Dino kardeşlerin sıra dışılığını anlıyorsunuz. Yani bir e, burada öne çıkan şey yapıt eser değil e, persona kişilik. Hı hı. Bu da Sultan daha iyi bağladı. Evet, bir de şöyle bu kişilikler de şu açıdan önemli. E, bunu ben e, Safa Önal'la konuşurken fark etmiştim. E, ünlü senaristimiz e, Allah uzun ömürler versin. Guinness Rekorlar kitabına evet, girmiştir senaryist sayısıyla. Şimdi Safa Bey es, eski anılarını anlatırken e, şöyle bir şeyden bahsetti. Bir grup bahsediyor yani bir grup bir yere bir işte restorana gidiyorlar grubun içerisinde saydığı insanlar şöyle İşte Turgut Uyar var Cemal Süreya var Belgin Doruk var işte Ayhan Işık var şimdi bunların hepsi sanatçı artist yani sanatçı tanımının içerisinde edebiyatçı sinemacı müzisyen çok bir arada şimdi bu bir aradalık yani bu Personaların yakınlığı, sanatçıların, edebiyatçıların kişilik olarak çok fazla bir arada olması bir etkileşim de doğuruyor. Bunların kişilik olarak özellikle edebiyatçıların karikatürleri yapılacak kadar medya ya da dönemin medyasında bir şey karakter haline getiriyor. Böyle olunca bu kahvehaneler ya da bu kıraathaneler kişilikler üzerinden, onların renkliliği üzerinden, objektiflerin onlara çevrilmesi üzerinden de değer kazanıyor. Bugün... E, işte geçenlerde ünlü bir yazarımızın bir sokak röportajı çıktı sosyal medyada hepimiz hani hayret ettik ilk defa gördük bugün yazarın personası biraz geri çekilmiş durumda o döneme göre yani çok ünlü artık hani bestseller dediğin özellikle hakkında bir pazarlama çalışması yapılmıyorsa endüstriyel kısmı bir arada bırakıyorum e, bu dönemde yazan romancı, şair, öykücü e, kişilik olarak e, çok fazla geri planda Allah Allah. Öyle Bence öyle. O, o dönemde daha fazla. Sosyal medyaya rağmen. Yani e, şimdi çok renkli tasvirlerle karşılaşıyoruz. Bugünün bu, bu enformasyon çağında, e, bu e, iletişim çağında hangi yazarla alakalı e, işte mesela Kahveler kitabında Salah Bey'in anlattığı gibi renkli tasvirlerle e, karşı karşıyayız ya da karakterler mi değişti daha mı az renkli yani, yoksa tasmin şey değil. diyor e, şimdi düşünüyorum dolayısıyla yanılıyor da olabilirim ama e, sebeplerden biri herhalde şey olabilir yazarın görünürlüğü arttı Ay, sosyal medya dolayısıyla herkesle birlikte arttı. görünürlük değil benim bahsettiğim Hı -hı. şey yazarın metin dışı oluşturduğu persona'nın kuvveti kişiliği e, sunduğu imaj çünkü çünkü müphemlik kaybı oldu e, yani yazar bütün hayatıyla yazarlar şairler bütün hayatıyla sadece edebiyat dergilerinde e, vesaire değil sosyal medyada herkeste olduğu gibi yazarlar konumuz yazar olduğu için yazar diyorum aslında. Yazarlar bütün her şeyle bütün çıplaklığıyla e, ortaya serdi seriyoruz kendimizi ve ortada artık bir işte o karikatürleri, o efsaneleri, o mitleri üretecek bir müfemlik yok. Evet. Çünkü hikaye müphemliktedir. Bir gizli, sırlı, puslu bir şeyden hikaye doğar. Hı hı. İşte o yüzden o mekanlar çok evet. enteresan geliyor. Çıl çıplak ortadayız. İşte o çılhana falan gelirsek o şeffaflık çağı diyor ya. Tamamen şeffaf olarak ortadayız. Ve dolayısıyla ortada hikaye yok o yüzden. Hı hı. Dolayısıyla persona yok neredeyse. Evet. Neredeyse yok o yüzden. Buraya gelmek için biraz da oraya bağladığını biliyorum ama son tahlilde hani personeller çok ön planda dedin ya eskiden. Ama son tahlilde yine de bu edebiyat mahfilleri kendi soruma da bir ek cevap olsun diye kanona müdahale eden hı hı. E, örgütlenmeler, hı hı. birleşmeler. Yani çünkü bu edebiyat mahfillerinden dergiler doğuyor. Bazen. Bu edebiyat yani. mahfillerinden ekoller doğuyor. İşte Mavi'yi düşün, Atilla İlhan'ı Kanonun karşısında duran, kanona itiraz eden, hakim söyleme itiraz eden e, sesler de mahfillerden, edebiyat mahfillerinden doğuyor. Ba, yani çoğu zaman Buna şöyle doğal itiraz olarak... edebilirim ama. Mesela 30 ile 80 arasında 50 yıllık zaman zarfı içerisinde Hı. 20 tane mekan saysak küllükten başlayarak işte baylana kadar e, isimlerin çok fazla geçişken olduğunu göreceğiz yani hı. baylağında karşılaştığımız bir edebiyatçıyla küllükte de karşılaşıyoruz. Ya da Marmara Kıraathanesi'nde <laughs> karşılaşıyoruz ya da Meserret'te karşılaşıyoruz. Hı hı. O kadar dergiler ya da akımlar kadar keskin köşeli şeylerde yok. Gruplaşmalarda yok. Hı hı. Yani biraz daha fazla geçişkenlik var benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü mekanlar kapanıyor, yeni mekan açılıyor, o onunla kavga ediyor, o onunla tekrar başka bir arkadaş. Sirkülasyon kuruyor. var evet, yani. Evet, şöyle, mekanlar, insanlar insanlardalar ama Mekanların içinde de şeyler var. Tabii canım oranın. Adalar bir... var. yani <laughs> evet. Diyelim Sezai Karakoç'un bir masası varsa işte başka birinin başka bir yerde bir masası var. Yani o dergileri oluşturarak gruplar mekanın içinde de elbette birbirlerinden kopuk değiller. Zaten bence o dönemi en güzel yapan hani mahfillerin olduğu dönemleri en masalsı yapan şey bu birbirinden haberdarlar birlikte yani iki zıt dergi iki yan masada iki yan yana iki masada çıkıyor olabilir Evet o zaman şöyle ba e, bağlayayım hı hı. İkbal kahvesi üzerinden e, gideyim dediğin ne devam olarak şimdi İkbal kahvesi işte e, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce kurulduğu söyleniyor 1965 yılında kapanıyor burada mesela e, Yahya Kemal dergah dergisini yani bugünkü dergahın ilk hali olan dergah dergisini İkbal Kahvesi'nde örgütlüyor. Yani 1918'de çıkıyor bu Mondros Mütarekesi sonrası oluşan Anadolu'da oluşan ruh haliyle paralel olarak Yahya Kemal, Tanpınar, işte Nurul Ataç var, Ahmet Kutsi Tecer var e, yayın kurulunda diyelim. E, Anadolu'da ne olup ne bittiğini öğrenmek, anlamak, ahaliye aktarmak ve aynı zamanda işte gözlerini, kulaklarını orada olması için bu dergiyi kuruyorlar. Bir İkbal Kahvesi mahsulü diyebiliriz diyelim e, dergah dergisine. 1950'lere geliyoruz. Dergah dergisi bambaşka bir yani dergah dergisi konusu kapanıyor. E, 1956'da A dergisi çıkıyor. Bambaşka isimler Edip Cansever, Kemal Özer, Ülkü Tamer yani İstanbul Üniversitesi diyelim daha sol seküler öğrencileri Doğanız'dan da O değer grubun içinde A dergisi de Doğanız'dan bir... selam gönderelim Çünkü e, sayfaların arasında sürekli geziyor evet. Doğan Bey, Doğan Bey Birçok yerde ismi... adına rastlıyoruz Bu arada yine bu programda bahsettik Yakınlarda çıkan hatırlamak Hı -hı. kitabında evet. da Pek çok mahfilim e, Muhiti Mahfil mühit ben hep eş evet. anlamlı bir kullanıyorum. Sen ayırdın. Ayırdım. Ben de katılıyorum <laughs> ama kavramsallaştırdı gayet net. <laughs> Çünkü ben editör değilim ya o Abdullah. <laughs> <sözcük> yok <laughs> bende. Ee, pek çok mahfili de e, bu kitapta görmüş oluyoruz aslında. Evet. işte bu e, yani bir mekan, iki farklı dergi, iki farklı e, siyasal eee perspektife de mekan olmuş olabiliyor. Yani iki bir mekan, iki edebiyat mahfili diyebiliyoruz. İkbal Kahvesi. Özelliğinde hatta burası 65'te işte kapandıktan yıllar sonra bugün e, or, burası mesela Orhan Kemal ile özdeşleşen başka bir yani Yahya Kemal var orada. Yıllar sonra Orhan Kemal bu sefer merkezi bir figür haline geliyor. İşte Yahya Kemal kahveye girişte sol tarafı mesken tutarmış. Yıllar sonra Orhan Kemal sağ tarafını mesken tutarmış. Şimdi e, Cihangir'de Orhan Kemal Müzesi'nin yanında sembolik olarak oğlu Işık Öğütçü yaşatıyor İkbal Kahvesi'ni. E, Nuri Osmaniye'deki kapandıktan sonra ama e, o Nuri Osmaniye yılları biraz da tabii bu Nuri Osmaniye nereye yakın? Bağbali'ye yakın. Ta, ta göbeğinde hı. E, amiyane tabirle. E, medyayla, basınla da alakalı çünkü bizim edebiyatçılarımız aynı zamanda Gazeteciler, muharrirler, yani, ya buradaki yolları tabii, yani. yani şey dedi ya tabii personası şimdi daha geriye çekilmiş vaziyette. Eskiden yazarlar daha gizemli ama etki güçleri şöyle daha fazlaydı. Evet. Peyami Safa, e, işte Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor. Mesela Peyami Safa bir köşe, bir gazeteden bir başka gazeteye geçeceği zaman patronla pazarlık yaparmış. Benim işte örnek veriyorum, 50 bin okurum var diye. Köşe baş muhalir ya, yani ben cebimde 50 bin okurla geliyorum diyor çünkü insanı hakikaten Tabii. E, bugün Türkiye'de hangi gazeteyi biz baş yazarı için terk edip başka bir gazeteye geçeriz? Bugün Türk medyada böyle bir, bir şey. böyle bir böyle bir pratik yok ama Peyami Safa bunu başarabiliyormuş. Mesela pe bir anekdot anlatayım. Peyami Safa Cumhuriyet Gazetesi'nin kültür sanat sayfasını yönetiyor. O yıllarda da Fikret Adil ve Necip Fazıl biraz parasız. E, onlar da Peyami Safa'nın bu durumundan yararlanıp işte yazılarını şeye gönderecekler, Cumhuriyet'e gönderecekler ve telif alacaklar. Ee, hemen pastanede yine Baylan galiba yanlış hatırlamıyorsam yazı yazmaya başlıyorlar. Sadece çay içebiliyorlar. Paraları sadece çaya, çaya yetiyor. Necip Fazıl'ın yazı konusunun ismi açlık. <laughs> Gayet güzel yazıyor. Fakat bir yerden sonra artık demek ki yoruluyor. Ee, İyice hakikaten acıkıyorlar. Fikret Adil çaktırmadan bir arkadaşından borç alıyor ve Necip Fazıl da yemeğe gidiyorlar. Yemekler yeniyor, işte rahatlanıyor. Tekrar bayram pastanesine dönülüyor. E, fakat Necip Fazıl kızıyor Fikret Adil'e. Şimdi ben nasıl yazacağım bu yazıyı? Açlık duygusu geçti. <laughs> diyerek yazı yazamıyor. E, sonradan yazdığı yazının ismi çok güzel ama. Devamında açlıktan vazgeçip yazdığı yazının ismi çok güzel. Not almıştım. Ölüme Dair Nesirler. Ölüme Dair Nesirler ismiyle gazeteye gönderiyor. Yani işte bahsettiğimiz ortama baksana. Bir gazetenin kültür sanat sayfasını işte Peyami Safa yönetiyor. Necip Fazıl oraya yazı gönderiyor. Fikret Adil yazı gönderiyor. Refik Halit muhtemelen en çok kazanan muhayyir olarak bayağı bir fiyakası var. Tabii o romanları iyi satıyor. Dönemin edebiyatçılarının medyayla ilişkisi gerçekten ilginç yani. Bir Necip Fazıl anısı da ben anlatarak mekanı mekanı Ankara'ya doğru kaydırayım mı? Çok iyi. İstanbul Pastanesi var Ankara'da meşhur 1923'te açılmış 30'larda aslında aynı İkbal'le aynı dönemlerde Konuyu sürekli Ankara'ya getirme çabana da Ayrıca parantez evet. açacağım ee, Devam et abi Çünkü ben de Ankara'da en azından o mahfil O geleneğe bağlanabilecek birkaç yere Girip çıkmışlığı oldu Ve Ankara'da yetiştik Furkan Bey aslında sen de öylesin ama Nedir bu nankörlük ben, ben, ben çok çabuk terk ettim Ankara'yı. Ee, Necip Fazıl yine 30'larda e, İstanbul Pastanesi'nde e, prens olarak anılıyor çünkü kendisini işte Kısa Kürek Hanedanı'nda da bir prens e, olduğunu savunuyor e, pastanede. Bu arada İstanbul Pastanesi biraz ondan bahsedeyim madem e, önce konuyu İstanbul Pastanesi'ne kendim getirdim sonra madem öyle İstanbul Pastanesi'ne bahsedeyim dedim ama biz <laughs> biz de anlamamazlıktan <laughs> evet. geliyoruz. Hadi e, ya o dönem. Galiba tam paralel. Çünkü işte Yahya Kemal Hüseyin Rahmi yani İkbal'le paralel. Ahmet Rasim, Tanpınar, Ahmet Kutsi Tecer, Nurullah Hataç, işte Malik Aksel, Enver Behnan Şapolyo, Behçet Kemal Çağlar, Cahit Sıtkı Tarancı. O Cumhuriyet, o otuzlar edebiyatçıların, sanatçıların hepsinin yolu geçiyor hmm. İstanbul Pastanesi'nde. İstanbul Pastanesi'nden şöyle bir kuralı var İstanbul Pastanesi'nin. hiç kimse Hiçbir garson oturanlardan, e, oturanlara gelip bir şey ister misiniz, çay içer misiniz diye çağırmadan e, gelmiyor. Bunun sebebi de e, ismini hatırlayamadım. Pastaneyi kuran zat diyeyim. E, i̇lk geldiğinde e, Ankara'ya bir yere oturuyor ve cebinde hiç para yok. E, garsonun gelip ondan bir şey istiyor musun diye sorması çok rahatsız ediyor ona. Diyor ki Bir gün böyle bir yer açarsam kimseyi rahatsız etmeyecek, taciz etmeyecek garsonlarım. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul Pastanesi Brul'la ünlü. Hmm. Hiç gelmiyor garson. Bu yüzden de edebiyatçılar, sanatçılar Çok açken bile <laughs> e, saatlerce oturabiliyorlar. Öyle bir e, namı var. <laughs> e, gayri resmi bir edebiyat akademisi diyorlar bu arada İstanbul Pastanesi'ne. <laughs> Necip Fazıl Garson'la bir hesap e, tartışması yaşıyor. E, iki buçuk lira artı hani iki buçuk lira fazla e, hesap istediğini söylüyor e, iddia ediyor garsonun neyse işte bu e, tartışma uzuyor filan en sonunda garson diyor ki ya getireyim şeye bak e, tuttuğum deftere bak hesap değil pardon borç kapatma gibi bir şey alacak defterine bak orada prensin hesabı <laughs> diye başlık atıldığını görünce işte etraftakiler filan bak senin prens diye kaydetmiş diyece Necip Fazıl öyleyse al diyor 20 lira bahşiş veriyor <laughs> ve 2,5 lira büyük para o sırada <laughs> e, bu da tam bir aslında bildiğimiz o işte Necip Fazıl personasına uygun tam. hareket 2,5 <laughs> lirayı tartışırken al sana 20 lira deyip 20 lirayı veriyor bu arada bu kadar büyük ismin e, Ankara'da bir arada toplanmış olmasını muhtemelen şöyle açıklayabiliyoruz Türk Dil Kurumunda görevliler ya da bakanlıklarda memurlar hmm. ya milli eğitimdeler ya da tercüme tercüm ofisindeler. ofisindeler. Meşhur tercüm Hasan Ali Celil'in de. e, mi o kurduğu bir şey var orada bir yapı var Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde benim aklıma ilk TDK geldi. E, çok da e, biraz da bürokrasiden de kaynaklanıyor. Hı -hı. Yani e, hem bürokrat edebiyatçılar da var. Yine Necip Fazıl'ın deyimiyle bu yüzden aslında hepsi oraya taşındığı için ...İstanbul Pastanesi'ni küçük bir babali e, hmm. diye tanımlıyor. Orayı bir küçük babaliye çevirmişler hmm. adeta. Hmm. Ankara'da 80'lerde de Sakarya Çay Ocağı evet. fenomeni var. Daha sonra Gökkuşağı... tabi tabi Sakarya Çay Ocağı, Çay Ocağı sonra Gökkuşağı Çay Ocağı... Gökkuşağı. Ee, ...işte Birleşik Kitabevi ile yan yanaydı Gökkuşağı Çay Ocağı. Ee, sonra... 2000'lere doğru Vadi Kitabevi, hmm. e, Mekan diye bir yer vardı mesela. Mahfil olmasa bile edebiyat meraklısı gençlerin çok sık e, gittiği bir yerdi. Ben de e, ucundan kıyısından şeye, Gökkuşağı Çay Ocağı'na yetiştim. Hmm. E, Bileşik Kitabevi 2000'lerde. Hmm. E, Bileşik Kitabevi'nin yanında olan. Mesela şey diyor, Turgay Anar bu mahfilleri tanımlarken... Düzenli toplanmalar olması lazım. Düzenli saati olan toplanmalar olması lazım. Gökkuşağı Çay Ocağı tam öyle değildi ama şeyi biliyorduk mesela. Rasim Özdenören'in her cumartesi Birleşik Kitap Evinde oturacağını, sonra Gökkuşağı Çay geçeceğini mesela biliyorduk. Bu da sayılabilir pekala o düzenli toplaşma, o bir düzen olmasını. Ee, bir yazı da yazdım ben Gökkuşağı Çay Hoca'yla ilgili hı hı. şimdi uzun uzun oldu anlatmayın <laughs> Furkan bakıyor bana ee, <laughs> alaycım mı tebessüm mi tam elinde <laughs> <laughs> ee, köksal alberle duran bozun aslında işte son 20-30 yılın e, özellikle e, muhafazakar kesimin mekanları açısından yani yazanlar açısından baktığında liste biraz öyle e, mekanların bizzat tanıkları veya bizzat müdavimlerince Hı -hı. anlatıldığı e, şu kitap mekan hikayeleri iz yayıncılıktan çıktı mesela birkaç yeri sadece en azından ismini anayım bu arada e, hep hep atlıyoruz ya. Anadolu'da ne oluyor peki diye? Aslında Anadolu'da da ne olduğunun cevabı biraz da burada var. Adana'da Ulu Cami Medresesi, ee, işte Zafer Çarşısı Akabe Kitabevi. Mesela uzun uzun Aa, konuşabiliriz tabii bunu. tabii. tabii. Ee, Cahit Sarıfoğlu, Rasim Özdenüren'in... Zafer Çarşısı'nda açtıkları Ama, Ahmet Özalp'in de, Özalp de bir müstakil e, yazısı var. yıldan fazla. Tabii tabii o bu yazı o yazı burada var, burada da var işte. Var mı orada? Tabii tabii. Ee, burada var. Zaten Ahmet Özalp uzun süre Tırnak içinde işletiyor kitap evini. Ve akabe kitap evi devam ederken Zafer Çarşısı'nda... ...Atilla İlhan'ından Enis Batur'una, e, akabe kitap evine uğruyorlar. Hatta, Emre Kongar'ın da galiba ha, Emre böyle. Kongar bakıp çıkıyor. Bir arkadaşa bakıp çıkıyor neredeyse. <laughs> Ahmet Uzayfır'ı Allah'tır'a göre. Atilla İlhan da şey yapıyor. Sessizce giriyor içeriye. Öyle diyor. O sessizce girince biz de hani belki de e, konuşmak istemiyordu. Hiç ses etmedik diyor. Geziyor geziyor Akabe Kitabevi'ne e, rafları. Sonra kendi kitaplarına görünce aa benim kitaplarım da mı var diyor. E, o da sonra bir sohbet başlıyor filan. E, Enis Batur zaman zaman Ankara'da e, randevularını orada veriyor vesaire. Akabe Kitabevi çok önemli. E, hece, e, iktibas e, işte ben Gökkuşağı'nı at yazdım. Atilla İlhan at da son yıllarında Divan Pastanesi'nde. Evet, ee, oraya git. Ben hemen hızlı isimleri sayayım. Sana bırakayım. Yok, sen şey. ee, Akif Asankaya Çınar, Balıkesir'deki Çınar Altını yazıyor. Şehirler ve kitap evlerinin Anadolu şehirlerinde kitap evlerinin ne kadar Kayseri'deki Akabe var mesela, ne kadar e, güçlü ve belirleyici bu mahfiller açısından bağlamında ne kadar belirleyici olduğunu görüyoruz aslında. Ee, Erzurum'da Sahaf Nizamettin. E, Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısı, Umut Kırtasiye. Hepsini ee, saymayayım en iyisi bitecek gibi e, değil. Epey şöyle bir kitabı göstereyim. E, tavsiye etmiş olayım. Ondan sonra hepsini saymakla bitmeyecek bitmez, çünkü. Bu <laughs> yazar ya. mahfil deyince akla yazar geliyor. Yani maalesef hani bu durum böyle olduğu için söylüyorum. Ya yani Türkiye'deki yazar, çizer hani yoğunluğu büyük şehirlerde ve bilhassa İstanbul'da toplandığı için bu Mahvininca da İstanbul'un gelmesi gelmesi normal. Anadolu'da yani taşrada daha çok okurların mahvilleri var. Yani yazarlardan ziyade. Ha, bu çok enteresan e, bir ayrım. Biz yani. okurların e, buluştuğu yerlerde kitap evleri. E, mesela ben İzmir'de yaşarken işte İzmir'de akla gelen birkaç kitap evi vardı. Hmm. İşte Yakın kitabevi daha sonra açılmıştı. İletişim kitap evi vardı. Karşıyaka Karşıyaka'da Beşeri Memleket kitabevi vardı. Bu aynı zamanda İhsan yanarın da benim defalarca gördüğüm... ...kucağında kitaplarla çıktığı bir sahaf da aynı zamanda. Okurlar, biz yazar değiliz, genç okurlarız diyelim. Ama birbirimizi de orada buluyorduk. Yani Eskişehir'de de İnsancıl kitabevi vardı, Yediler kitabevi vardı. Üniversite öğrencileri, yazar olmayanlar... ...kitap almaya gittiklerinde hem kitapçıyı tanıyor... ...hem birbirleriyle tanışıyorlar, birbirleriyle kitap alışverişine giriyorlar amatör fanzinler o kitapçılarda e, buluşup tanışan insanlar tarafından çıkarılıyordu. E, benzer örneklerini Ankara'da, Erzurum'da, Sivas'ta görmüşlüğüm var. Adana'da yine benzer yine böyle kitabe ve etrafında Toplanan öğrencilerin... Bu, bu haritayı şeyden de takip edebilirsin Erkan. Hı -hı. Dergi çıkartanlar çok iyi bilir Anadolu'daki kitapçılarını. Evet, evet, evet. Evet. Şimdi bu sayılanların hepsi benim kulağımda. O okurlar nerede? <laughs> evet. Yani... O okurlar neredeyse dergiler oraya gönderilir. Oraya zaten. gönderilir. Yani hani bir adresler belli değil yani. Kitapçılar vardır. <laughs> bir de dergi satan, e, yakın zamanda çıkmış kitapları satan, takip tamam. eden kitapçılar vardır. Dergici onu bulmak zorundadır. Yani tamam. Ankara'da da çıkarsan, İstanbul'da da çıkarsan. Ya bu bir şeydir Adana'da hangi kitapçı o dergileri satıyor, okur nereye gidiyor bilmek zorundasın. Mesela Kayseri'de onu bilmezsen eğer dergiyi satan ve okurun gidip dergiyi soracağı yeri bilmezsen istersen bütün Kayseri dergiyle kapma Tabii. <laughs> doğru doğru hedefe ulaşamazsın. gece Geçen Çok net gibi net olur yani. o dergi. Yani Kesin kimse görmez evet. onu. Ee, mesela okur dergisinin bu sayısı bu yazarların gittiği mekanlardan ziyade işte okurların buluştuğu yani veyahut da Mahalli yazarların, mahalli gazetecilerin diyelim veyahut da öğretmenlerin varsa akademisyenlerin buluştuğu yerleri anlatıyor buradaki liste. Hani e, merak edenler için hatırlatmış olayım. E, dediğim gibi İzmir'de de birkaç böyle ünlü yazar vardı. Yani İzmirlilerin bildiği. O insanların da biz peşinden giderdik. Hani onlar orada ne yapardı? Tezgahlarla veyahut da dükkanın kitapçının sahibiyle sohbet ederdi. Biz de kulak kabartırdık. Çünkü o yazarla, o kitapçının yapacağı sohbeti bizim 90'larda başka yerden takip etme şansımız yok, yazılmaz, çizilmez, internet yok vesaire. O bizim için de bir şeydi ya, okul gibiydi hakikaten yani küçük çapta bahsedecek olursak. Bu konuyu açmışken belki de hani en, en ünlüsünden bahsetmeden geçmeyelim. Ee, gerçekten şey olur, polisiye bölümü yapıp da. 221, 221 B'den <laughs> 221 B'den Bursa'da <bahsetmeyelim. gülüyor> olarak taşımaya devam ediyoruz Allahşuna. <laughs> evet. Hala atlatamadık onu. Küllük, Küllük kahvesinden evet. bahsettik. Küllük sonra da belki biraz Marmara'dan bahsettik. Evet. Bu ikisinden bahset. Tabii ben öyle birazcık evet. bahsetmiş oldum, değinmiş oldum İkbal'e. Hani bu Küllük Yok, ve Marmara çok önemli. Önemi bir şu. Var. Beyazıt Meydanı'nda hı hı. E, işte etrafı kütüphanelerle dolu. Yani bir şöyle bir daire çizdiğimiz zaman Yaklaşık 4 ya da 5 kütüphane çok yakın. Darülfünun orada, İstanbul Üniversitesi. Ee, öyle bir öyle bir mekan ki, yani öyle bir denk gelmiş ki... E, ...zaten otomatikman bütün yazar, e, şair, üniversite hocası, akademisyen... Yani ...herkesin doğal akça e, bir araya gelecekleri bir şey. E, kahve, küllük kahvesi. E, çünkü uzun uzun anlatılır. Bunun hakkında yazılmış manzumeler falan var... E, fakat kısaca şundan bahsedeyim küllüğü diğerlerinden ayıran diğer mesela Baylan'dan ya da Lebon'dan ayıran şu <laughs> küllükte dergi de çıktı mesela, e, Hasan İzzettin Dinamo'nun çıkarttığı bir dergi var küllük i̇şte Yahya Kemal'in sık sık geldiği bir yer e, içinden bir dergi ve bir yani dil birliği bulunmaya çalışılan e, enteresan bir mahiyeti de var yani küllük o açıdan bence türünün tek örneği eşsiz bir örneği ee, 30'lu yıllardan 50'li yıllara kadar değil mi yanılmıyorsam ee, devam ediyor yani 30'lu 50 yıl yani bu o 20 yıl evet, içerisinde evet. Hı hı. Ee, Yahya Kemal'inden 60'larda Marmara Kıyafeti başlıyor. İlhan Berk'e kadar herhalde İlhan Berk çok gençti o zaman bilemiyorum ee, yani o kadar çok isim orada bir araya geliyor ki e, bu kadar geniş bir toplamın ulaştığı başka bir şey de yok Kahve de yok. Hı hı. O yüzden küllük ayrı bir e, hikaye. Bütün bu mahfil ve mekan mevzusunda onu bir kenara ayırmak gerekiyor. Yani küllüğün muhalifleri de var. E, Refika Karay gibi. Oraya gelen gençlerin kılık kıyafetinden tavır davranışına kadar her şeyi çok sert eleştiriyor. E, küllükte bir eski yeni çatışması da var. Hatta iş şuralara kadar gelmiş. Küllük dergisinin giriş yazısında e, şöyle bir şey denir. İşte divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı'nın mücadelesinde işte Anadolu'daki kahveler, işte dönemin kahveleri nasıl kale ise işte küllük de bir kaledir. Gibi yani küllüğün bir reaksiyoner e, tavrı da var, bir avantgard tavrı da var. O açıdan e, diğer toplaşma, bir araya gelme mekanlarından biraz daha farklı fakat tabii uzun soluklu olmuyor. Yani küllük dergisi de ikinci sayıyı görmüyor. E, fakat mekan matbuat ve zaman üçünü aynı anda bir potada eritmeye en yaklaşan yer kesinlikle küllük kahvesi. Hı hı. İkinci küllük de Marmara Kıraathanesi. Hı. Zaten ikinci küllük hı. deniyor. E, 60'lı yılların başında. E, 60'lı yılların başında e, yine Laleli'den Beyazıt'a doğru çıkan e, yokuşun oralarda e, Marmara Kıraathanesi. Pek çok isim var yine Marmara Kıraathanesi'nde. Ee, o sırada Beyazıt'ta bir sahaf dükkanı da olan... ...Sahaflar Şeyhi diye bilinen e, Muzaffer Ozak Efendi'nin e, bulunduğu... ...Erol Güngör, Sezai Karakoç'un uğradığı, e, Orhan Şahik Gökyay... Müdavimlerine burada, burada... Marmara Törden diye. Tabii o çok önemli. Evet. <laughs> Müdavimlerine Marmara <laughs> Törden deniyor. O da, da bir hikayesi evet. var hatta. Yine müdavimlerinden birisi kendisini tanıtırken... Ya ismini hatırlayamayacağım şimdi. Ben senatörüm diyor. Başka bir müdaham de ben de marmoratörüm diye cevap veriyor. Çok iyi. Bu aslında bütün o saydığımız, bu arada bir e, küçük parantez açayım, saydığımız mekanlardaki e, protest havayı da gösteren bir şey. Hani dedik ya, e, iktidar orada neler konuşuluyor diye kulak kabartır filan... E, ...genel hava hep protesttir orada. E, genel e, hava... ...hatta şöyle bak şimdi aklıma geldi... ...sen dedin ya hani... E, ...edebiyat kanonuna karşı çıkışlar örnek var mı demiştin... ...çok tatlı çok güzel bir örnek var... E, i̇kinci küllük Marmara Kıraathanesi müdavimlerinden... ...burada bakacağım... ...Abdullah Hacı Tahir Öztemizoğlu... ...Diman Edebiyatı e, bilgisiyle meşhur ikinci eviyi çok eleştiriyor. Ee, ve ikinci yerinin ortalığı kasıp kavurduğu bir dönemde Öztemizoğlu şey yapıyor. Bu tip hareketler hep bu tip muhitlerde, mahfillerde yapılır zaten. Cebine kelimeler dolduruyor ve o kelimeleri rastgele çekerek dizeler oluşturuyor. Yani hani şöyle şunun suçluyor aslında ikiz biriyle bir, yani bunlar garip kelimeleri bir araya getiriyorlar. E la laçlığı bu ilgisiz kelimeleri bir araya getirip kartları, şiirler oluşturuyor ve bu şiiri varlığın şiir yarışmasına gönderiyor. Ve ödül alıyor. Hadi canım. Ödül alıyor. <laughs> i̇şte bu kötü <laughs> olacak. dereceye giriyor, Usulumuz Varlık Dergisi'nde yayınlanıyor. <laughs> Ahmet Öste, e, Abdullah Hacı Tahir Östemizoğlu haklı çıkıyor aslında. Çok ilginç bir itiraz biçimi değil mi? Çok yaratıcı bir itiraz biçimi. Çok yaratıcı bir itiraz <laughs> biçimi, evet yani ödül kazanması da gerçekten fena fakat yorumsuz diyoruz. Fakat şey ama. değil yani hani, yani bu kapsamlı ve esaslı bir itiraz olduğunu söylemek de zor. E tabii canım elbette yani ikinci yeni evet. hepimiz burada konuştuk defalarca onu Ama ama kesinlikle belli. E, ama çok, çok yaratıcı. Evet. Bugünün tabiriyle trollük yapmış yani. Trollük yapmış doğru. <laughs> Erkan ben demeyeyim diyorsun. Senin trollüklerini de konuşalım Erkan tamam. <laughs> <doğru. gülüyor> <laughs> eee Marmara Tör e, deniyor demiştik. Marmara Kıraathanesi'nin müdavimlerine. E, burayla ilgili Marmara Kıraathanesi ile ilgili Mehmet Niyazi'nin, rahmetli Mehmet Niyazi'nin Dahiler ve Deliler kitabı evet. ödenebiliriz. Bu mekan anlatılıyor ve bu mekandaki e, olaylar kurmaca bunun üzerine kuruluyor neredeyse. Marmara Kıraathanesi 70'li yıllara kadar devam ediyor. O dönem terör olaylarının artması vesaire birlikte de e, kapanıyor. Marmara'da da, küllükte de, İkbal'de de, meserrette de e, atmosfer. Yani edebiyatçıların personelarıyla, kişilikleriyle, hı hı. ortaya çıkan anekdotlarla, enteresan hikayelerle mekanın uyumu bugün bizim için bunu üzerinde konuşulacak bir konu haline getiriyor. E, o atmosferi tanımlamak da çok verimli olabilir. Bununla ilgili bir küçük Tanpınar alıntısıyla e, bağlayabiliriz. Tanpınar beş şehirde İkbal kahvesini anlatırken biraz karamsar, biraz e, böyle karanlık bir atmosfer çiziyor. Gözümüzde canlanıyor mekan. İzninizle okuyayım. Bizim masamız kapıdan girince sol taraftaydı. Fakat Yahya Kemal'in konuşması ve kahkahalarımız kızışınca halka genişler, bütün bir yanı tutardık. Bilardo ıstakalarının gürültüsü, tavla şakırtıları, garson çığlıkları arasında, Anadolu'da olup bitenlerin verdiği hava içinde şiirden bahseder, projeler kurar, gazetelerden geç vakit dönen arkadaşlarımızdan İnönü ve Sakarya muharebelerinin en son hava alırdık. Tam bu. Tek bir cümlede. Gerçekten Yalnız. atmosfer tam olarak bu. Yani bu İkbal'den benim ucundan kıyısından yetiştirdim dediğim, yetiştim dediğim gökkuşağı çay ocağına... Veya bugün bilmediğimiz mahfiller varsa, mekanlar varsa ona da hakim olan hava özneleri değiştir, tarihi değiştir. Olayları değiştir. Olayları değiştir. Olayları değiştir. Tam bu. Ama ruh hali ve atmosfer. Tam aşırı olarak bu böyle. atmosfer evet. Ben altına haddim olmuyor, var <laughs> <imzamı> almıyorum. <laughs> Nasıl yani sen? Evet tampları. olayladım evet. az önce. Ne olmuş? O zaman ben programı kapatıyorum izninizle. <laughs> evet. Yoksa iş harpa saracak. Peki. Haftaya yine burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.